Şimdi Gürkan adaylık bekleyen çok iyi yer var. Mesela çok arkadaşımız da yazmış. Örneğin Adana Kozan'da Gizem Aksoylu arkadaşımız var. Oranın tek kadın aday adayı. Mesela diyor ki kadınlara bir pozitif ayrımcılık yapılmalı. Beşiktaş Belediye Başkan aday adayı Canan Sezenler var. İnşaat Yüksek Mühendisi. O da kadınlara mutlaka pozitif ayrımcılık Şişli'de yapılmalı. Şişli'de Aylin Kotil var. Kotil var. Keza diğer yerlerde kadın adaylar var. Onları söyleyelim bir. İyi Parti ile mi devam edelim Muharrem İnce ile mi? Muharrem İnce. Mi? Mu? Muharrem tamam. İnce. Şimdi Gürkan Muharrem İnce akşam saatlerinde Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi bir e, grafik yayınladı ve Memleket Partisi adaylarının 25 Ocağı kadar başvurması gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine Muharrem İnce'yi aradım. Dedim ki e, Sayın İnce biz geçen hafta sizinle konuştuğumuzda Özgür Özel'le ve Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığımız görüşmeler sürüyor demiştiniz bu herkes adaylığa başvursun meselesi görüşmelerin koptuğunu mu ifade ediyor dedim. Muharrem İnce şunu söyledi. Dedi ki hayır görüşmelerimiz sürüyor. İddia edildiği gibi görüşmelerimiz kopmuş değil ancak biz başvuruları alıyoruz. Bugün 160 müracaat aldık. Yarın da 300'e yakın müracaat bekliyoruz dedi. Ve böylece adaylık için kendi adaylarının bir havuzda buluştuğunu ve adaylık için hazırlık yaptıklarını Tam söyledi herhalde bir telefon. Bir telefon var. Buradan geçe... geçebilirsin. Geç geç geç. geç evet. Zaten geç. Bizim, bizim program böyle Ferhat Murat. Evet. İnce'ye bu tweet'ini de sordum. Cumaya kadar sabredin. Ne var cuma? Ne Dedim olacak? ki ne var cuma günü? Ya dedi ki şimdilik bunu söyleyeyim dedi. Yani bununla ilgili çok ayrıntı vermedi ama benim edindiğim bir, bir... açıklama mı olacak? Ne olacak? Muhtemelen bir özgür özelden herhalde son bir görüşme ya da son bir karar bekliyor. Kendisine ben bazı tekliflerin yapıldığını duyuyorum ama bunlar ne derece doğru bilmiyorum. Çünkü Muharrem İnce dedi ki Cuma'ya kadar konuşmayacağım dedi. Kendisini yayına davet ettim. Pazartesi günü için zaten söz vermişti. Bana söz vermişti. Evet. Yayınımızı da izliyor. Pazartesi günü bence Muharrem İnce gelse. Muharrem İnce, Cuma günü ne açıklıyorsa açıklayabilir ama Pazartesi bizde biz de gelsin. Pazartesi gelsin Değerlendirmeyi açıklasın burada açıklasın bence. Evet, Onu söyleyelim. Olur ha. İyi olur. Eğer eğer evet, Gürkan Hı. Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmeler olumlu sonuçlanmazsa muhtemelen İstanbul'da da daha önce söylediğim üzere CHP eski milletvekili eski genel sekreter yardımcısı Mehmet Sevigen Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir tamam. Belediye Başkanı partiye diyor. geleceğiz ama Muharrem İnce ilgili tamam. söyleyecekleri var herhalde. Bu arada Şahabat şöyle Bey. Muharrem İnce'ye CHP Genel Merkezi nihai teklifini yapmış benim aldığım bilgiye göre ve Neymiş bu, o e, yani İzmir'de bir ilçe Memleket partisine Sine hmm. zaten seçimden sonra da birleşme Memleket Partisi'nin CHP'ye katılması. Aa, bu ilginç ama. E, bunu zaten Bu yazılmadı herhalde bir yerde. Bu yazıldı mı bir yerde? Bilmiyorum ama Hı. şöyle seçimde işte memleket partisine belediye meclis üyelikleri artı İzmir'de bir ilçe ee, ilçenin hangisi olacağı konusunda e, bir şey var. Bir e, müzakere ya da e, belirsizlik var. Ama ilçe de bildirilmiş e, Muharrem Bey'e. Muharrem Bey başka bir ilçe söylemiş galiba. Ee, Hangi ilçe bu belli mi? E, ve şey seçimlerden sonra da Memleket Partisi'nin CHP'ye katılması hmm. konusunda zaten mutabıklarmış. Muharrem Bey bunu söylemiş zaten. CHP de bunu memnuniyetle kabul ediyor. Bu seçim sürecinde yani önümüzdeki bir buçuk iki ay 3 ay içinde yapılacak bir işbirliği konusunda şey var bir müzakere var. O da belli bir noktaya gelmiş yani CHP Genel Merkezi Özgür Özel Muharrem İnci'den. Peki bunun karşılığında ne alacaklar? Kim? Ee, şey CHP. CHP'nin ne şey olacak? Yani mesela Muharrem İnce'nin İstanbul'da 1.01 oyu var. 1.01. Tamam en son seçimde onu aldı. Hı hı. E, Ciddi bu, bir oy bu. E, ya evet yani ki e, ge, düşünün genel başkanı cumhurbaşkanı adayından çekildiği halde bu evet, oy evet. geldi. Evet tabii, tabii. E, mesela bunun karşısına İstanbul'da aday mı çıkarmayacak? Ne yapacak? E tabii ki yani şimdi tabii, şimdi, tabii, tabii ki yani hem İstanbul'da hem Türkiye'nin bütün her yerinde CHP'yi destekleyecek yani. Zaten İstanbul'da Ekrem Bey'i destekleyeceğine dair CHP ile yaptığı müzakerelerden bağımsız olarak bir açıklaması var Muharrem İnce'nin? Hatta şey demişti yani işte cum ne demişti? Cumhuriyetin cumhuriyetçilerin cumhuriyet güçlerinin elinde kalması lazım İstanbul Ekrem İmamoğlu'na koşulsuz destek vereceğim diye açıklama yaptı Muharrem İnce ondan bağımsız olarak işte CHP genel ile bir birleşme bütünleşme. Ferhat Murat kulis aldı başka gel bir Ferhat Murat girebilirsin. Evet. Başka bir işbirliğini müzakere ediyorlar. O işbirliği de belli bir noktaya gelmiş ve Muharrem İnce'den olumlu yanıt bekliyorlar. Kemal Anladım. Bey de Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmasını istiyor mu? İstiyor diye biliyorum. Biliyorsun. Ferhat Murat Hatta memleket partilerin tamamını. Şimdi eee Hüdapar Kanadıyla da görüştüm. Ee, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun programa katılıp bu konuyla alakalı, şehit konusuyla alakalı bir açıklama yapması konusunda bir talepte bulundum. Telefon'a özel kalemi çıktı. Kendisine bilgi ulaştırılacak Van'da bir toplantıdaymış. Ee, bağlanmak e, üzere bir görüşme olabilir. Tamam. Biz buradayız, bekliyoruz Sayın Başkan. Bağlanmak isterse. Ee, bağlayalım. Önemli bir iddia çünkü. Evet. TRT Haber diyor. Ben şimdi açamadım. Bari sen açtın mı onu? Yok, ben de açamadım, açamadım. onu. Tuba'ya yollayalım. Tuba belki bir bakar. Ee, evet, şimdi Muharrem İnce faslı böyle. Evet. İyi, i̇yi parti. parti. İyi Parti ile devam edelim. Söylediğiniz şimdi... bir şey var mıydı Muharrem İnce ile ilgili? Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'ne evet. ilgili. ben bugün çok sayıda ya. kişiyle konuştum. Tamam. Erdal Beşikçioğlu, Çey ile de konuştum. Onu sıra gelirse, vakit kalırsa anlatacağım. Barış artık hızlı hızlı gidelim. An tamam. Şimdi bir, İyi Parti uzun bir süredir İstanbul ve Ankara'da aday arıyordu. Aday bulmakta da zorlanıyordu. İzmir'de Ümit Özlale'yi açıkladılar ama CHP genel merkezine giden araştırmalara göre Ümit Özlale'nin belediyecilik deneyiminin hiç olmaması Ümit Özlaley'e yönelik bir ilginin olmamasında beraberinde getirmiş. O konuda rahatlar. Ankara'ya geldiğimizde Ankara'da iki isim üzerinde uğraştılar. Bunlardan biri Ayşe Sucu, İyi Partili, diğeri de Cengiz Topel Yıldırımdı. Cengiz Topel Yıldırım'la İyi Parti anlaştı. Ayşe Sucu'nun adaylığı olmadı. Cengiz Topel Yıldırım çarşamba günü İyi Parti'nin Ankara adayı olacak. Onu bir kere söyleyeyim. Evet bunu KJ olarak da yapabiliriz. E, ah yapmış bile. Baba. Ya, yaptılar. İyi Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım yayın öncesi ben de kendisiyle görüştüm. Evet gelelim İstanbul'a. Hem Cengiz Topel Yıldırım ismini bu stüdyoda 3 ay önce söylemiştim. Ankara için hem de İstanbul için iş insanı Ali Fatinoğlu'nu söylemiştim. İyi Parti Genel Merkezi Genel Başkan Yardımcıları Buğra Kavuncu ve Burak Akburak geride bıraktığımız pazartesi günü geride bıraktığımız pazartesi günü İyi Parti adına iş insanı Ali Fatin oğluna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını resmi olarak teklif ettiler. Biliyorsunuz Ali oğlu ondan 15 gün önce de Meral Akşener tarafından Ankara'da kabul edilmiş, görüşme yapmışlardı, bir uzlaşmaya da varmışlardı. Ondan sonra da İstanbul İl Örgütü Ali Fatinoğlu'nu ziyaret etmişti beylik Beylikdüzü'nde. Fakat şimdi gelelim meseleye. Ali Fatinoğlu geçen hafta Buğra, Kavuncu ve Burak, Akburak'la yaptığı görüşmede İstanbul Büyükşehir adaylığını kabul etmiş olmasına rağmen adaylıktan dün çekildi. Neden? şundan bugün Ali Fatinoğlu'nu aradım. Dedim ki Ali Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını kabul ettiğiniz ardından da çekildiğiniz bilgisine ulaştım. Doğru mudur diye. Evet dedi. Geçen hafta bana adaylık resmi olarak teklif edildi. Ancak ben karşılıklı uyumsuzluktan dolayı adaylıktan çekildim ve bunu İYİ Parti dakika, Genel ne, Merkezi'nde ne bildirdim. Karşılıklı uyumsuzluk ne demek? Ben bunu sordum tabii nedir bu karşılıklı uyumsuzluk diye. Şunu söyledi Ali Fatinoğlu. Birlikte siyaset yapma yoluna çıktığım arkadaşlarımla ilgili detaylı bilgi vermem bana yakışmaz. Ben sadece karşılıklı uyumsuzluk yani olarak. İyi Parti'nin içindeki yol arkadaşları evet, ile uyumsuzluk. Evet karşılıklı uyumsuzluktan Peki. dolayı çekiliyorum dedi. Peki. Şunu sordum. Dedim ki Meral Hanım'la konuştunuz mu? Meral Hanım'la da konuştum kendisine de çekildiğim yönde bilgi verdim dedi. Peki dedim o zaman bundan sonra ne yapacaksınız? AK Parti'nin Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir'in kendisine bana destek ol dediğini, bu konuda henüz bir cevap vermediğini söyledi. Ben sonra telefonu kapattıktan sonra İYİ Partili yöneticileri, kaynaklarımı aradım. Dedim ki Ali Fatinoğlu adaylıktan çekilmiş. İstanbul adayınız kim olacak? Söyledikleri şey şu. İyi Parti'nin İstanbul adayı teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Buğra Kavuncu olacak. Buğra Kavuncuyu Meral Hanım adaylığa zorladı. Bakın zorladı. Buğra Kavuncuyu güvenilirlik testine soktu. Çünkü Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olmak istemiyordu. Güvenilirlik testi nedir? Meral Hanım, 31 Mart seçimlerinde başarısız Benden olacağı misin? için Karşıdan mı? başarısız olacağı <laughs> için Meral Hanım <laughs> genel başkanlıktan çekilmek zorunda kalacak ve çekilecek zaten misyonu o. İyi Parti'yi dağıtmak şu anki misyonu. CHP'ye kaybettirip İyi Parti'yi dağıtmak misyonu odur. Ama partiyi kapatacak hali yok. Buğra Kavuncu'ya bırakmak istiyor. Teşkilatlardan istifa edecek Buğra Kavuncu ve Orada da tabii Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu'nun bir kavgasına şahit olacağız. Teşkilatları kim yönetecek diye. Buğra Kavuncu seçimlerden sonra genel başkan olabilmek için İstanbul'da yüzde bir buçuk oy alma pahasına İstanbul Büyükşehir adayı olacak. Bir buçuk alırsa nasıl genel başkan abi? olacak? O, işte artık konda, ondan sonra. Yani, tabii bak. bir buçuk malır, üç malır, sevgili Barış, o beş burak, malır. O burak avuncuyu harcama Bileyemez projesi. Şey. İyi parti analizi yaptırmış CHP Genel Merkezi. Evet. Yüzde sekiz oyu var İstanbul'da söylüyorum. İyi Parti'nin. Belki de yüzde yedi sekiz oy olacak. Ekrem İmamoğlu'yla Meral Akşener'in. Ekrem İmamoğlu, bak İyi Parti İstanbul'da. seçmeni üzerinde. Hayır. Önceki seçim sekiz. Sekiz nokta iki. Şu 2. an altı buçuk yedilerdi. İyi Parti seçmeni üzerinde Ekrem İmamoğlu'yla Meral Akşener'in etkisi. Neredeyse aynı düzeyde. Bak. O zaman yarıya böl. Barış. şey, şey kardeş, söyleyeceğim. O zaman dört aldım. Ekrem'in borcayı yapın. Gel bölelim şunu. Bak, bilgi veriyorum. <laughs> Fakat şöyle bir sıkıntısı var Cumhuriyet Halk Partisinin. Genel seçimlerde, genel seçimlerde ittifak olmasına rağmen CHP'ye oy vermeyen İyi Parti seçmeni yüzde sekizmiş. Bu oran şu an yüzde çıkmış. Bunun yüzde yirmisinin AK Parti'ye oy vereceği yönünde bir sonuca ulaşmış CHP Genel Merkezi. Bu noktada da en büyük görev Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a düşüyor. Mansur Yavaş dün Turgut Altınok'un belediye başkanı olduğu Keçiören'den seçim çalışmasını başlattı. Ankara'nın her yerini afişlerle donattı ve hiç CHP logosu da koymamış. O da çok ilginç dikkatimi çekti. Belli ki İyi Parti'nin, işte MHP'nin herkesin oyunu. CHP Yalnız adaylı, Barış arkadaş CHP arkadaşı, orada şöyle bir eleştiri var. Belediye anket... işçilerinden çok giden olmuş mitinge öyle bir eleştiri de var, evet. Söylediğin anket veya CHP Genel Merkezi'nin yaptırdığı araştırmada %20'si diyorsan 8 puanı var şeyde İstanbul'da. Bunun %20'si yaklaşık 5'te 1,5-2 puan AK Parti'ye gidecek demektir. Kolay bir şey değil ben söylüyorum işte onu. Ben zaten. de şey %80'inin Ekrem Bey'e gideceği İyi Parti'nin değil mi? E, e kendisine, kendisine, olacak, da, kendisine oy yok. Ekrem İmamoğlu'yla. Yani İyi Parti seçmenin 80, İstanbul'da %80'inin. 20'de AK Parti'ye gidiyor kendisi. Ekrem, Ekrem İmamoğlu'yla Meral Akşener'in İyi Parti seçmeni üzerindeki etkisi neredeyse aynı. Bak aynı demiyorum. Neredeyse aynı. Yakın birbirine. Yani Ekrem İmamoğlu İyi Parti seçmeni üzerinde çok etkili. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun güvendiği şey şu. Çok kısaca söyleyeyim. İyi Parti aday çıkarsa da İyi Parti seçmeninin büyük çoğunluğunu alırım. Dem Parti'nin çıkarttığı aday Başak Demirtaş olursa bu İmamoğlu'na geçmiş kendisine, olsun. Kendisine bir kısmının kendisine geleceğini düşünüyor Ekrem İmamoğlu. Onlara da güveniyor. Yani Murat kurumunda sahada olmasıyla İstanbul'da ciddi bir rekabet olacak. Ee, diğer gösteri de sonra veririm. Azmi Kara Mahmutoğlu da önemli bir isim. Onu Azmi ben onu de Olu. söyledim. Azmi Zafer Partisi yani, sonrası var. kalmadı artık. O zaman, o zaman o zaman çok ver. kısaca bunu söyleyeyim ha. bırakayım. Tamam. Tabii Lütfü Savaş'la konuşmuştum. Ondan Kimle? sonra Kimle diğer konuştum. Lütfü Savaş'la da ha. konuşmuştum da Lütfü Savaş çok kısaca söyleyeyim seçimi kesinlikle kazanacağını söylüyor. Eskişehir Belediye Başkan adayı çok Ayşe Ünlüce ile konuştum. Ayşe Ünlüce bütün savaşın işi çok zor. Bir şey demiyorum bak ben hızlıca söyleyeyim geçeyim. Ayşe Ünlüce ile de konuştum. Ayşe Ünlüce de bu hafta gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla ev ziyaretleri yaptığını ve Eskişehir'de havanın çok güzel olduğunu bunları önümüzdeki hafta TV100'de anlatmak istediğinde söyledi. Ben kendisini yayına çağırdım. Önümüzdeki hafta mutlaka katılmak istiyorum dedi. Yayınımıza gelecek. Son ben hakkımı kullanayım. Bugün Etimeskut Belediye Başkan Adayı CHP'nin Erdal Beşikçioğlu'nu aradım. Espriyle dedim ki amirim. Behzat Ç. Behzat Ç. Amirim dedim. Sizi yayına bekliyoruz. O da esprili karşılık verdi. Dedi ki ben sizi ondan önce Etimeskut'a bekliyorum seçim çalışması için. Çünkü burada çok Karslı var dedi. Hı. Tamam mı? Dedim ki siz yayına gelirseniz ben de Etimeskut'a gelir çalışırım. Sizin için o isterim dedim. Esprileştik karşılıklı. Besatçe haftaya yayınımıza gelecek.